Merhabalar sevgili gençler. Tonguç videomuzda daha sizlerleyiz. Konumuz kuvvet. Kuvvet çok önemli. Hareket kadar önemli. Hareket ve kuvvet ayrılmaz bir bütün arkadaşlar. Ve 11. sınıfın temellerini atıyoruz. O yüzden lütfen öğrenmeden geçmeyin. Kuvvet konu anlatımıyla daha sizlerleyiz. Bir bakalım neler göreceğiz bu konuyla ilgili. Şimdi öncelikle bu kuvveti ilk olarak kim bulmuştur? İşte birimiyle alakalı zaten biliyorsunuzdur, Newton demiştik birimine. Çok önceden ortaokuldan gelen bilgileriniz bunlar. Newton başına elma düşüyor. Hatta bunu reklamlarda vesaire de kullanmışlardı. Aslında böyle bir şey yok. Yani başına elma düştü işte oradan buldu falan filan yok. Tamamen bizim uydurduğumuz şeyler bunlar. Ama ne yapmış? Arkadaş gitmiş elmaların düşüşünü incelemiş. Yani orada bir hareket var. Sürekli olarak aşağıya doğru giden bir hareket var. O zaman demiş ki cisimlerin yere doğru düşmesinin bir nedeni olmalı. Peki ben bununla ilgili neler öğreneceğim? Kuvvet, temas gerektiren kuvvetler, gerektirmeyen kuvvetler olarak ikiye ayrılacak. Yani temasın olduğu, dokunmanın var olduğu ve temasın olmadığı kuvvetler. Bunlar nelerdir? Bunlara bakacağız. Newton'un hareket yasaları, burası bizim için inanılmaz önemli. Bakın 11. sınıfın temeli budur. Yazılı da direkt karşınıza gelecek. Bu sene de gelecek, 11. sınıfta da gelecek. Hatta benim 11. sınıf öğrencilerim genelde şeyler, hocam 9'u çok iyi geçirmişim, 11'de rahat ediyorum. Hakikaten bunu yaşayacaksınız. Müfredatta çok bir değişiklik olmayacaktır. Lütfen şimdiden 11'in temel iyi atın. Newton'un hareket yasaları derken biz burada 3 tane yasadan bahsedeceğiz. Temel yasa, etki tepki yasası, en önemlisi temel yasa bunlardan. Bir de eylemsizlik yasası. Bu 3 yasanın neler olduğundan bahsedeceğiz. Ve inanılmaz önemli gençler. Son olarak da sürtünme kuvvetinden bahsedeceğiz. Statik sürtünme kuvveti, kinetik sürtünme kuvveti. Onlara da böyle Fs, Fk olarak ayıracağız. Sürtünme kuvveti olaya zorlayıcı olarak giren farklı bir kuvvetimiz. Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi sırayla başlayalım o zaman. Kuvvet dediğimiz neydi? Şimdi cisimlerin şeklini, hareket doğrultusunu ve yönünü değiştirebilen, hemen yazıyorum, şeklini değiştirme durumu var, yönünü değiştirme durumu var değil mi? Hareket doğrultusunu değiştirebilir. Peki ne yapabilir başka? Bir cismi harekete geçirebilir, duran bir cismi. Bakın bu burada duruyordu. Ben buna kuvvet uyguladım ve harekete geçirdim. Hareketli bir cismi de durdurabilirim. Hareket ediyordu, hop başka bir kuvvetle bunu durdurdum gibi. Bu etkiye ne diyeceğim gençler? Tabii ki de kuvvet adını vereceğim. Peki kuvveti neyle ölçüyorum? Birimim nedir? Vektörel midir? Skaler midir? Ve sembolümüz nedir? Dinamometre adı verilen bir cihazımız vardı. Hatırlarsınız belki. Şöyle içerisinde üzerinde böyle silindirik bir cihazımız bu. Üzerinde minik bir göstergesi var işte kaç Newton olduğu ile alakalı. Sıfırdan başlıyor işte 1 Newton, 2 Newton, 10 Newton'a kadar devam ediyorum. Altında içerideki yaydan esneyen bir bölüm var. Ve ben altındaki çengeline istediğim kadar kütleyi takabiliyordum. Kütleleri, ağırlıkları takıyorum daha doğrusu değil mi? Kütleyi değil ağırlığı takıyorum. Ağırlıkla kütle birbirinden farklı kavramlardı ve ben dinamometre ile ağırlık ölçüyorum. Çünkü ağırlık bir kuvvet çeşidiydi. Bu dinamometre yayların esneme prensibinden yararlanarak yapılan bir cihaz. Bunun elektroniği de var arkadaşlar. Peki neyle ölçüyorum kuvveti? Dinamometre ile ölçüyorum. Sembolüm nedir? Sembol dediğimiz neydi? Gösterdiğimizdi. F'tir arkadaşlar. İngilizce'deki force, zorluk anlamındaki ifadeden geliyor. Baş harfini alıyoruz ve sembolümüz force yani F. Birimimiz nedir? İşte yanına sayısal değerler yazdıklarımız. 20 buldum, 30 buldum, 50 buldum. Ne diyeceğim yanına? Kuvvetim 50 Newton'dur diyeceğim. O halde birimim Newton arkadaşlar. Zaten Isaac Newton'un bulmuş olduğu bir nicelikli kuvvet. O yüzden de kendisini soy ismiyle ifade ediyoruz. Peki kuvvetin bir yönü varsa, doğrultusu varsa... Ben ona ne demeliyim? Kesinlikle vektöreldir demeliyim. O halde geliyorum şöyle tepesine bir ok yerleştiriyorum. Vektörel bir nicelik olduğunu gösterebilmek için. Peki bir sonraki aşamaya geçtim. Kuvveti ikiye ayıracağız gençler. Temas gerektiren kuvvetler ve temas gerektirmeyen kuvvetler olarak. Fiziksel temas varsa yani dokunma söz konusuysa temas gerektiren kuvvetler, fiziksel temas yoksa dokunma yoksa temas gerektirmeyen kuvvetler diyeceğiz. Akışkanların kaldırma kuvveti. İtme kuvveti, çekme kuvveti, rüzgar kuvveti, sürtünme kuvveti, hava direnci fiziksel temas gerektirdiği için temas gerektiren kuvvetlere örnektir. Ama
manyetik kuvvet, elektriksel kuvvet, kütle çekim kuvveti ve nükleer kuvvetler fiziksel temas gerektirmez. Yani siz bunların arasındaki etkileşimi göremezsiniz. Göremediğin bir nicelikte de fiziksel temas var diyemem ben. O halde bunlar da temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Manyetik kuvvet dediğimiz mıknatısların birbirini çekmesi arkadaşlar. İki mıknatıs birbirine hop çekerken, birbirine doğru yaklaşırken sen oradaki kuvveti görebilir misin? Hayır. Peki bunlar birbirine temas ediyorlar mı? Hayır. Uzaktan birbirlerine çekme durumu gösteriyorlar. O halde fiziksel temas yok. Ya da elektriksel kuvvet atomun çekirdeğindeki yüklerden kaynaklı. O yükler birbirini artılar ne yapıyordu? İtiyordu aynı yükler olduğu için. Peki farklı yükler olduğu zaman artı ile eksi birbirini ne yapıyordu? Hop çekiyordu. Peki biz bunları görebiliyor muyuz? Temas var mı ortada? Hayır yok. O halde temas gerektirmeyen kuvvetlere elektriksel kuvveti de alabilirim. Kütle çekim ve nükleer kuvvetlerle detaylı şekilde bahsedeceğiz. Bunlardan sorular da geliyor. Sözel sorular şeklinde karşınıza çıkacak ama yazılı da daha çok sayısal bölümlerle uğraşacağız. Peki buraya geldim tekrardan. Bakın bir uçak var. Kenarında bir rüzgar görüntüsü var. Yani rüzgarla uçak temas mı ediyorlar? Evet, o halde ne diyorum bu rüzgar kuvvetine? Cisme temas ettiği için temas gerektiren kuvvet. Ya da masaya iten bir tonguç var burada görüyorsunuz. Masaya itmek için temas etmek zorunda mı bu arkadaş? Evet, o halde temas gerektiren kuvvete örnektir. Hangi kuvvet var burada? Tabii ki de itme kuvveti var diyorum. Peki bir sonraki aşamaya geçtim. Şimdi doğadaki temel kuvvetleri dörde ayırıyoruz gençler. Güçlü nükleer kuvvetler, zayıf nükleer kuvvetler, elektromanyetik kuvvetler ve kütle çekim kuvveti olmak üzere. Bunları şifremiz gezmek. Joker harflerimizde E ve M harfi. Bunları sonradan ekliyoruz. Bizim ihtiyacımız olan G, Z, E, K harfleri. Güçlü nükleer kuvvetler en güçlü, isminden de anlaşılacağı gibi. Zayıf nükleer kuvvetler aslında zayıf değil ama ondan birazcık daha az güçlü olduğu için zayıf demek durumundayız. Hemen şöyle yanına zayıf yazacağım. Ama bakın bundan zayıf, bundan da güçlü. Yani öyle çok da zayıf bir şeyden bahsetmiyorum. Elektromanyetik kuvvet yine kendi çapında güçlü bir kuvvettir arkadaşlar. Ve kütle çekim kuvveti en zayıf kuvvetimiz. En zayıf ve en güçlü olarak da bunları sıralandırabiliyoruz. Doğadaki temel kuvvetlerden dediğim gibi sözel sorularla karşılaşacaksınız. Peki bunları bir açıklayalım. Öncelikle güçlü nükleer kuvvet dediğim. Atomun çekirdeğinde ve yörüngelerinde atomsal parçacıklarımız vardı bizim. Ki insanlar da dahil tüm canlılar tamamen atomlardan oluşuyoruz değil mi? Peki şurada yörüngelerde hareketine devam eden elektronlarımız mı vardı? Eksi yüklü parçacıklardı bunlar. Burada artı yüklü parçacığım var. Çekirdeğin içerisindeyim atom çekirdeğinde ve yüksüz bir nötronum var. Pozitif yüklü parçacıklara proton, yüksüz parçacıklara nötron adını veriyorduk. Peki doğadaki temel kuvvetler arasındaki az önce söylemiştim. En güçlü kuvvet kimdi? Güçlü nükleer kuvvetlerdi. Hemen yazıyorum. En güçlü kuvvettir. Burada olayımız atom çekirdeğindeki ve atomun yörüngelerindeki atomsal parçacıklar adını verdiğimiz elektron, proton ve nötron adı verilen taneciklerin birbirini çekme itme kuvveti arkadaşlar. Ya mantıklı düşündüğünüz zaman bunların çekirdekte durabilmesi bu kadar ciddi bir kuvvet gerektiren durum değil mi? O halde işte bu çekirdekte durabilmeleri, bu yörüngelerde de elektronların hareket edebilmesi güçlü nükleer kuvvetlerle sağlanmaktadır. O yüzden bu parçacıklar arasındaki kuvvetten bahsettiğimiz için en güçlü doğadaki kuvvet nedir derlerse cevabımız güçlü nükleer kuvvetler olmak zorunda. Arkadaşlar, güçlü nükleer kuvvet dediğiniz atomun çekirdeğinde gerçekleşen bir kuvvettir. Pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötr olan nötronlar birbirleriyle etkileşim içerisindedir. Peki bunlar çekirdekte nasıl durabiliyor? İşte bu güçlü nükleer kuvvet sayesinde durabiliyorlar. Güçlü nükleer kuvvet, pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar arasındaki bağlayıcı kuvvettir arkadaşlar. Birbirleri arasında birbirleriyle çekirdekte durabilmelerini sağlayan kuvvettir. Peki zayıf nükleer kuvvet nedir? Parçacıkların ve atom çekirdeğinin kararsız olması bu durumu doğurur. Bu kuvvetlerden kaynaklanır. Atom çekirdeği boyutlarında gözlenir. Kararsız atom kararlı olmak isteyecektir. Yine atom çekirdeğinde gerçekleşiyor. Yani nükleer bir kuvvet yine protonlar ve nötr atomlar arasında yani nötronlar arasında. Neden zayıf diyorum? Güçlü nükleer kuvvetten bir tık daha zayıf olduğu için ama aslında kendi içerisinde güçlü bir kuvvetten bahsediyorum. Hatta güçlü nükleer kuvvet aklınıza geldiğinde bu atom bombalarını da düşünebilirsiniz. Nagasaki, Hiroşima atom bombaları güçlü nükleer kuvvetlerin etkisinden doğan bombalardı ve tüm dünyaya da mal olmuş çeşitli etkileri var maalesef ki olumsuz etkileri. Güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet bu şekilde. Gelelim diğerlerine.
kütle çekim kuvvetine ve elektromanyetik kuvvete. Hemen şurada bir minik düzeltmemiz var, yapalım onu. Bizim fizikte ekonomi ile işimiz yok değil mi? Elektromanyetik kuvvet dedim ve kütle çekim kuvveti dedim. Elektrik yükleri arasındaki etkileşimi tanımlayan kuvvete ne diyeceğim? Elektromanyetik kuvvet. Az önce bahsetmiştik, hatırlar mısınız? Ben bunun yanına gittim, güçlü yazdım arkadaşlar. Çok güçlü demedim, en güçlü demedim. Ama onlardan bir tık daha az güçlüydü. O yüzden elektromanyetik kuvvete güçlü ifadesini kullanabiliriz. Peki, elektromanyetik kuvvetin menzili. Menzil demek aradaki mesafe demektir arkadaşlar. İki tanecik arasındaki mesafeye menzil olarak adlandırıyoruz. Menzili sonsuzdur. Buradan ayırt edebilirsiniz bunu. Menzili sonsuz olanlar farklıdır. Sınavlarda karşınıza geldiği zaman eğer menzili sonsuzdur diyorsa cevabınız elektromanyetik, yani güçlü kuvvetlerden elektromanyetik kuvvet olmak zorunda. Peki elektromanyetik kuvvet nasıl bir kavramdır dersek? Bir mıknatısımız var. S ve N kutbu. South North, kuzey güney kutuplarından geliyor biliyorsunuz. Nereden nereye ilerliyorum? Bakın, kuzey kutbundan çıktım. Hop, güneye doğru ilerliyorum. Yani yönüm hep bu şekilde. Peki siz bunu görebildiğiniz bir kavram mı bu? Hayır. Yani temas gerektirmeyen bir kuvvetten bahsediyorum. Peki doğadaki bu mıknatıs arasındaki çekim kuvvetini nasıl adlandıracağız? Elektrik yükleri arasında gerçekleştiği için elektromanyetik kuvvet olarak adlandıracağız. Son olarak kütle çekim kuvvetine geldim. Bu kütle çekim kuvveti dediğiniz ifade sadece büyük kütleli cisimlerde olabiliyor. Yani kimler? Yıldızlar olabilir, gezegenler olabilir. Öyle tutup da ben 10 kilogramlık, işte 1000 kilogramlık, hatta 5000 tonluk bir ürünle ilgili kütle çekim kuvveti hesaplayamam. Bu göremediğimiz cisimler ya da görebildiğimiz ama arasındaki mesafenin çok çok fazla olduğu cisimler arasındaki ifadeyi elde ettiğimiz kütle çekim kuvveti. Nerede geçiyor derseniz, temel kuvvetler arasında geçiyor. Peki temel kuvvetler, az önce saydığımız doğadaki kuvvetlerdi. Bu temel kuvvetler arasındaki en zayıf kuvvet kimdi? Kütle çekim kuvvetiydi. Hemen yazıyorum. Temel kuvvetler arasındaki en zayıf kuvvettir. En güçlü nükleer, en zayıf güçlü nükleer. En zayıf kütle çekim kuvveti olarak karşımıza çıkacak. Bunun bir formülü var arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki kuvveti hesaplarken bakın, F 1'e 2 dediği 1'in 2'ye yaptığı, F 2'ye 1 dediği de 2'nin 1'e yapmış olduğu kuvvet. Yani ikisi de birbirine çekme kuvveti uyguluyor. Hocam bunlar birbirini itmiş olsaydı ya da ikisi de aynı yönlü olarak kuvvet uygulasalardı biz kütle çekimini hesaplayabilir miydik? Hayır, hesaplayamazdık gençler. Zaten bu çekim adını verdiğiniz şey iki kütle arasındaki birbirine doğru etkileşim, yani birbirini çekmesinden kaynaklanan bir durumu ifade eden bir bağıntı. Temel kuvvetler arasındaki en zayıf kuvvet olduğunu ifade ettik. G dediğimiz burada formüldeki evrensel çekim kuvvetidir. 6.67 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton metre kare bölü kilogram kare ifadesidir. Peki geldim tekrar buraya. Bakın, yıldızlar, gezegenler zaten küresel formdaki cisimlerde biliyorsunuz. Küre var burada da karşınızda. İki kürenin merkezleri arasındaki mesafe, D dediğimiz mesafe. Bu kürenin M1 kütleli olduğunu biliyorum. Bunun da M2 kütleli olduğunu biliyorum. Bu yıldız olabilir, gezegen olabilir. Hiç fark etmez. Peki birbirlerine uyguladıkları etki çekim kuvveti, kütle çekim kuvveti nedir dersek? Kütle çekim kuvveti eşittir. Evrensel çekim sabiti. Sabit bir değerdir gençler bunlar. Evrensel çekim kuvvet sabiti. M1 dediğiniz birinci kütleniz. Bu size sorularda verilecek. M2 de aynı şekilde sorularda verilecek. Çok farklı sayılarla ifade edilen şeyler zaten. Aradaki mesafenin karesini aldım ve ben bu iki kütlenin birbirine uyguladığı çekim kuvvetini bu şekilde bulabiliyorum. Devam edelim. Geldim bileşke kuvvete. Bir cisme etki eden birden fazla kuvvet varsa etkisini tek başına gösterebilen kuvvete ne diyeceğiz biz? Bileşke kuvvet diyeceğiz. Etkisini tek başına gösterebilen kuvvete bileşke adını veriyoruz arkadaşlar. Büyük R harfiyle gösteriyoruz. Bakın şöyle bir ifademiz var. En kütleli cisim F1, F2 ve F3 kuvvetleri tarafından çekme ve itme durumuna maruz bırakılmış. Hangisinin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama benim burada yapmam gereken şey vektörel toplama. Bu ne demek? F1 ve F2'nin yönüne bakın arkadaşlar. Her ikisi de, eğer biz doğu, batı, kuzey, güney belirlersek ona göre verebilirsiniz. Ya da şöyle kenarda size verebilir. 1, 2, 3, 4 yönü diyebilir size. İşte bir yönünde gidiyor, iki yönünde gidiyor gibi kendinize söyleyebilirsiniz. Bizim şu an F1 ve F2 dediğimiz kuvvetler her ikisi de aynı yönde hareket ediyorlar. Ama F3 kuvveti bunlara zıt olarak hareket ediyor. O halde diyorum ki aynı yönlü kuvvetleri topla, zıt yönlü kuvvet onlardan çıkar.
bileşke kuvvet dediğiniz bu üç kuvvetin içerisinde tek bir kuvvet olarak yazabildiğim nicelik değil miydi? Ben artık F1, F2 ile F3 ile uğraşmayacağım. Yerine ne yazacağım? R bileşke kuvvetim. O halde R eşittir dedim. F1 artı F2. Bakın eksi koyduk yanına. Neden? Çünkü bunların yönüyle bunun yönü birbirinden farklıydı. Birini artı alıyorken diğerini eksi almak zorundasınız. Eğer ben buna pozitif almış olsaydım o zaman F1 ve F2'yi eksi F1 ve eksi F2 şeklinde yazmak zorundaydım. Pozitif yön, negatif yön sizler belirleyebilirsiniz sorularda. Ama kolaylık olsun diye söylüyorum. Fazla olan kuvvetlere pozitif yön belirleyin. Eksi olan kuvvetler, negatif olanlar, daha küçük olan kuvvetleriniz olmuş olsun. Birazdan soru çözerken rahatlıkla anlayacaksınız ne demek istediğimi. Hemen bakın burada R bileşke kuvvetim neye eşitti? F1 artı F2 eksi F3'tür gençler. Vektörel toplamayı yaptığınızda cevabı bulmuş olacaksınız. Aşağıda başka bir örneğimiz daha var. Bakın yukarıdan etki eden bir F2 var. F3 ve F1 kuvvetim. Bu okların yönlerini her zaman size değişik verebilirler. Yani ben tutup da kütlenin burasına çizdim diye bunu okum bu şekilde yazmak zorunda değilim. Soldan çekiyor gibi düşünmeyin. Tutup size bu şekilde bir itme kuvveti de verebilir. Yani F3 ve F1 dediğiniz kuvvetler her ikisi de aynı yönlü. Peki F2'yi ne yapacağız hocam? F2 dediğiniz kuvvet bir şeye yukarıdan bastığınız zaman. Düşünün kütleye yukarıdan bir kuvvetle etki ediyorum. Bu kuvvet sadece etki tepkiyi doğurur değil mi? Benim bunun hareketiyle bağlantılı herhangi bir durumum var mı? Yok. Bunun sağa sola gitmesini sağlar mı? Hayır, sağlamaz. O halde F1 ve F3 bu hareketi sağlayacak olan bileşke kuvvetimi yazdıracak olan kuvvetlerdir. Hemen yazalım. R bileşke dediğim değer F1 artı F3 olmalı. Neden? Çünkü bu da aynı yönlü, bu da aynı yönlü. Her ikisi de pozitif yönde, aynı yönde ilerledikleri için ve F2 kuvvetinin herhangi bir şekilde bileşke kuvveti etkisi olmadığı için bu şekilde yazmak durumundayım. Geldim kuvveti kaça ayırdım? Gençler bakın, bir dengelenmiş kuvvetlerimiz var, bir de dengelenmemiş kuvvetlerimiz var. Dengelenmiş dediğiniz sıfır olan bileşkeye sahip. Dengelenmemiş dediğiniz bileşkesi sıfırdan farklı. Yani bileşke değeri artık 5 Newton, 10 Newton, 20 Newton gibi bir değer çıkıyorsa, yani cisim belli bir kuvvete maruz kalıyorsa, o zaman dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Büyük ihtimalle de hareket ediyordur değil mi? Hareket etmesini sağlayan bir kuvvet var çünkü ortada. Ha, kesinlikle hareket ediyordur o zaman. Aynen öyle. Dengelenmiş kuvvetlere bakıyorum. Dengelenmiş kuvvetlerde bileşkemiz sıfır olmak zorunda. Bileşken sıfırsa eğer duruyor da olabilirsin, sabit hızlı hareket de yapıyor olabilirsin. Burada iki tane durumun söz konusu. Birazdan detaylı şekilde bahsedeceğim. Şimdi size bir kütle vermiş. İçeride ne kadarlık bir kütlemiz var bilmiyorum. İhtiyacımız da yok şu anda. F1, F2 ve F3 kuvvetleriyle itme ve çekme yapılıyor. Yani bu kuvvetler bu kütleye uygulanmış. Peki F1 ve F2 kuvvetlerimin toplamı her ikisi de aynı yönlü olduğuna göre 15 Newton'muş arkadaşlar. Diğer tarafa doğru da bir 15 Newton'um var. 15 Newton bu tarafa, 15 Newton bu tarafa. Bu iki kuvvet birbirini dengelemez mi gençler? Ben bunun birbirinden farkını almak zorundayım. O zaman R bileşke dediğiniz şey F1 artı F2 eksi F3 olacaktır. F1'im 10, F2'im 5, F3'üm 15 Newton ama eksi yazıyorum. Neden? Çünkü yönü farklıydı bunun. O halde diyorum 15 eksi 15'ten R'miz ne geldi? 0. Ha diyorum bu dengelenmiş kuvvetlerin etkisinden. Geldim dengelenmemiş kuvvet örneğimize. Yine aynı şekilde bir tahta bloğum var karşımda. 3 tane kuvvet uygulanıyor. 10 Newton'luk kuvvet, 20 Newton'luk kuvvet ve 10 Newton'luk kuvvet. Bakın bu taraftakileri, bu taraftakilerden daha doğrusu pozitif olanları, negatif olanlardan çıkarmamız gerekiyordu ya da toplamamız gerekiyordu. Şurada neyimiz var arkadaşlar? 30 Newton'luk kuvvetimiz var. Burada 10 Newton'luk kuvvetimiz var. O halde hemen R bileşkesini yazıyorum. 30 eksi 10'dan 20 bulacağız ama bir de yazarak gösterelim. Bu arada sınavda lütfen bunları açıkça yazın. Öğretmeniniz görmek isteyecektir. R bileşkemiz F2 artı F3 eksi F1 dedim. Yönü farklı olduğu için okların yönlerine dikkat ediyorum. Eksi olarak yazdım negatif yönde. R'miz 20 artı 10 eksi 10'dan 20 Newton geldi. Sıfırdan farklı bir değer. O halde diyorum ki bu dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Yani bu cisim hareket edecek arkadaşlar. Hangi yönde hareket edecek? Büyük olan kuvvetler yönünde. Çünkü bileşkemiz bu tarafa çıkacak bizim. Bileşkemiz bu tarafa doğru 20 Newton olduğuna göre bu cisim bu yönde 20 Newton'luk harekete maruz kalacaktır. Peki geldim bir sonraki aşamamıza. Şimdi bakın bu konuyla ilgili İbn Sina'nın özellikle ortaya attığı düşünceleri var ve önemli günümüze kadar da gelmiş ve hala doğruluğu ispatlanabilen şeyler. O yüzden de İbn Sina'yı çok iyi bilmek durumundasınız. Eğer size hareketle ilgili bilim adamlarından soru gelecekse o İbn Sina'dan gelecekti. Peki ne yapmış bunlar? Demiş ki hareketsizlik kütlenin temel durumudur. Hareket için kuvvet gerekir. Bakın buna karşılık İbn Sina ne diyor?
Newton'un birinci yasasına uygun hareket, birinci yasası eylemsizlik yasasıydı. Birinci yasasına uygun açıklamada bulunuyor. Diyor ki herhangi bir cisim engelleyici etkiyle karşılaşmıyorsa hareketine devam eder diyor. Yani sen buna normal kuvvet uyguladın. Eğer bunun karşısına engelleyici bir etki çıkmıyorsa nedir o engelleyici etki? Karşıdan farklı bir kuvvet gelebilir ya da yüzey pürüzüdür, sürtünme kuvvetini artırabilirsin gibi. Eğer böyle bir durum yoksa diyor, hareketine devam eder. O halde İbn Sina farkında olmadan Newton'un eylemsizlik yasası ile ilgili bilgileri ortaya koymuştur. Ve bunu çok çok önceden yapmış olduğu için, öngörüde bulunduğu için, ileri görüşlü olduğu için çok önemlidir arkadaşlar fizik açısından. İkisinin birbiri arasındaki tartışması budur. Bu tabii ki de yanlış. Hareketsizlik kütlenin temel durumu değildir. Eylemsizlikten bahsediyor ama eylemsizlik bu şekilde açıklanamaz. Hareket için kuvvet gerekir diyemem. İbn Sina'nın açıklaması çok daha doğru bir şekilde ifade edilebilir. Geldim bir sonraki aşamaya. Şimdi eylemsizlik yasasındayım. Neydi Newton'un hareket yasaları? 1- eylemsizlik yasası, 2- temel yasa, dinamiğin temel yasası temel prensip olarak geçiyor. 3- etki tepki kuvveti. Etki tepki yasası olarak da geçecek. Eylemsizlik yasasına geldim. Eğer sistem dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde ise, şimdi eylemsizlik ne demek? Cismin duruyor olması demek. Ya da cismin sabit ivmeli hareket yapıyor olması demek. O halde diyorum ki cisim duruyor olabilir. Yani eylemsiz. O olduğu yerde kalmaya devam ediyor ki eylemsizliğini korumaya devam etmek ister bir cisim. Sen bunu hareket ettirirsin ama bu eski haline dönmek ister. Ya da ne yapıyor olabilir? Cisim sabit ivmeli hareket yapıyor olabilir. Belli bir hızla hareketine devam ediyor. Bir yürüyen merdivene binmiş gibi düşünebilirsiniz. Asansöre binmiş gibi düşünebilirsiniz. Peki bir kütlemiz var burada. M kütleri cisme F1 ve F2 kuvvetleri etki ediyor arkadaşlar. F1'in F2'ye büyüklük olarak eşit olduğu biliniyorsa. Bakın şu mutlak değer içinde yazdıklarınız büyüklük ifade eder. Büyüklük demek şiddete demektir. Yani 30 Newton gibi, 40 Newton gibi sadece sayısal değerlerden bahsediyorum. Yoksa ben bunu yazamazdım. Neden? Çünkü bunun pozitif yönlü olduğunu kabul edersen bunu negatif yönlü almam lazım. Tutup da ben ikisini birbirine eşitlerken yönlerden bahsetmeden yazamazdım. Ne zaman yönler dışarıya çıkıyor? Eğer mutlak değer içerisinde yazarsam bu şekilde her ikisinin de eşit şiddette, eşit büyüklükte olduğunu ifade edebiliyorum. Peki F1 eşittir F2 ise nedir? R'miz 0 çıkacaktır. Çünkü bunun kaç değerlik bir Newton'a sahipse bunun da o kadar olduğunu biliyorum. R'mizin 0 olması, yani bileşkenin 0 olmasından kaynaklı cisim duruyorsa durmaya devam eder arkadaşlar. Cisim olduğu yerde eylemsizliğini koruma isteği içerisindedir. Bu yüzden de eylemsizliğimizi korumak için cisim durmaya devam eder. Yani cisim hemen diyorum ki eylemsizliğini korur. Bakın Aristo bunu dememişti. İbn Sina doğru bir ifadede bulunmuştu ama Aristo bunu söyleyememişti. Ağaçtan düşmekte olan armut düşerken ne yaptı? Sabit ivmeli hareket yaptı ve cisim yere düştükten sonra eylemsizliğini korumaya devam etti. Havada sabit hızla ilerlemekte olan helikopter. Bakın sabit hız kavramını gördüğünüz anda zaten aklınıza eylemsizlik yasası gelmeli. Bunlar da eylemsizlik yasasına örnek verebileceğimiz durumlar. Peki bir sonraki aşamaya geldim. Hadi burada bir duralım. Çok önemli. Dinamiğin temel prensibi. Aç kulakları, iyi dinle, güzelce altını kapatıp çözün bunları. Aşırı önemli gençler. Newton'un ikinci hareket yasasından bol bol soruyla karşılaşacaksınız. Hatta yazılınızda bunlardan soru gelecek. En yüksek puanlı sorularınız da buradan olacak. Dediğim gibi 11. sınıfta tekrar karşımıza çıkıyor. Cismin F kuvvetiyle ve 2F kuvvetiyle çekildiğini görüyorum. Newton'un ikinci hareket yasası bana diyor ki eğer aynı cismi daha büyük bir kuvvetle çekersen cisim ivme kazanmaya başlar. Yani belli bir ivmeyle hareketine devam eder diyor. Cisme etki eden net kuvvet sıfırdan farklı ise, yani cisim eşit sürede eşit yollar aldıran kuvvetlerin etkisinde ise, yani cisim eşit süre gitsin istiyorum ve bunu yaparken eşit kuvvetlerle etkisinde olsun istiyorum. Bir saniyede de aynı yolu alsın, ikinci saniyede de aynı yolu alsın, üçüncü saniyede de aynı yolu alsın. Ben bu şekilde ilerlersem belli bir ivmeye mi sahip olacağım? Evet, o halde diyorum ki bu durumda cisim belli bir ivme kazanır. Yani ivme dediğimiz kavram bu. Yürüyen merdivene bindiniz. Sizin normalde duruyor olduğunuzu düşünün. Yürüyen merdivenin ne kadar hızı varsa siz de o kadar hız kazanıyorsunuz. Aslında kazandığınız şey hız değil arkadaşlar. Birim zamanda belli bir mesafe gidiyorsunuz. Bir saniyede gittiğin yol aynı. İkinci saniyede yine aynı yolu gidiyorsun. Üçüncü saniyede yine aynı yolu gidiyorsun. Dördüncü saniyede yine aynı yolu gidiyorsun. Her saniye değerinde aynı yolu gittiğin için yürüyen merdiven sana bir ivme kazandırıyor. Aslında onun kendi ivmesi her neyse sen de onu kazanmış oluyorsun. İvme dediğimiz kavram bu arkadaşlar. Peki F
A yani ivme kuvvet grafiğimize bakalım. Şimdi kuvvetim 0F 2F olarak devam ediyor. İvmem de A2A. Ben zaten bunu dememiş miydim? A kadarlık ivmeye sahipsem F kuvvetiyle çekiliyorum. Yani şurada A kadarlık bir ivmem var. Eğer ben bunu 2F kuvvetine çekiyorsam yine aynı şekilde A da eşit oranda artmak zorunda. Burada bir eşitlik söz konusu. O halde diyorum ki bu cisimde 2A'lık bir ivmeyle yine aynı yola doğru ivmelenir ve hareket eder. Peki böyle bir grafiğiniz varsa eğer eğimi bize neyi verecek arkadaşlar? Kütleyi verecek. Eğim dediğiniz şey, hemen şurada minik bir üçgeni alabilirsiniz. Şu üçgene de bakabilirim, şu üçgene de bakabilirim. Eğim dediğiniz karşınızda ne var? F var, burada A var. F bölü A'dan ya da 2F bölü A'dan şu üçgeni alırsanız F bölü A, şu üçgeni alırsanız 2F bölü A elde ettim. Sabit bir değerdir değil mi? Doğrusal grafik oluyor. O halde bu sabit değerim benim kütleyi verecektir. Kütle dediğimiz mesti buradan geliyordu. F eşittir MA'da formülümüz gençler. Çok önemli. Fatma diyoruz biz bu formüle. Fatma deyince dinamiğin temel prensibi aklınıza gelecek. F dediğiniz şey tabii ki de kuvvet. Ne ile ifade ediyoruz? F ile ifade ediyoruz. Birimimiz nedir? Newton. M dediğimiz kütle gençler. Tabii ki de kilogram cinsinden ifade edeceğiz. A dediğimizde ivme. İvmemizde metre bölü saniye kare olarak ifade edeceğiz. O halde ben Newton dediğim değer aslında kilogram çarpı metre bölü saniye kare miymiş? Geçmiş yıllarda üniversite giriş sınavında sorulmuştu. Birimler önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi Newton'un ifadesidir diye sormuşlardı. Cevabımız kilogram metre bölü saniye kare olmak durumunda. Eğer kilogram metre bölü saniye kare kullansaydık çok karmaşık olacaktı. Onun yerine durumu ifade eden kişi kimdi? Sir Isaac Newton. Onun birimi olarak ifade ettik. Artık kuvvetin birimine Newton diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki aşamaya geldim. Ağırlık ve yerçekimi ivmesi. Bunların ikisi birbiri cinsinden ifade edebilen nicelikler. Ağırlık ve kütleyi karıştırmayacaktık. Kütle skalar bir nicelikte, ağırlık vektörel bir nicelikte. Ağırlığın belli bir yönü var gençler. Yani gravity dediğimiz. Gravity'nin zaten baş harfinden geliyor. Yer çekimiydi değil mi? Yer çekimi inmesi ağırlığı ifade ettirecek bize. Nasıl? Büyük G ile gösterirsem ağırlık olacak. Küçük G ile gösterirsem yer çekimi inmesi olacak. Yer çekimi inmesi de vektöreldir. Ağırlık da vektöreldir. Ağırlığı kütle çarpı yani değişmeyen madde miktarımız çarpı yer çekimi ivmesi olarak ifade edebiliyoruz. Diyelim ki cismin ağırlığı 4 ağırlığını bulalım ya da 40 Newton olmuş olsun ya da yer çekimi ivmemiz dünyada 10 arkadaşlar. İvme olduğuna göre bunu da 10 metre bölü saniye kare olarak ifade ediyoruz. Peki kütle çarpı F eşittir MA'ya benzemiyor mu gençler bu? Bizim bildiğimiz formül Fatma formülü işte. Ağırlık dediğiniz bir kuvvet çeşidiydi. M dediğiniz kütleniz. A dediğiniz de yer çekimi ivmesi yazabilirim. Sonuçta bir ivme değeri. O halde kütlesi ne olmalı bu cismin? 4 kilogram olmalı. Cisimlerin kütlelerine bulundukları gezegendeki yer çekimi ivmesi eğer varsa tabii her gezegende olmak zorunda değil. Yer çekimi etki ettiğinde ağırlığı bulmuş oluyorsunuz. Bakın dünyadaki yer çekimi 10 iken Jüpiter'deki yer çekimi 23. Yani yer çekimi ivmesi ne kadar fazla olursa cisme etki eden yer çekimi büyüdüğü için ağırlığı da o kadar fazla olmuş oluyor. Yani ben Jüpiter'e götürmüş olsaydım 4 çarpı 23'ten cevabı 40'tan çok daha büyük bir değer bulacaktım. Ağırlık ve yer çekimi ivmesi bu şekilde. Bunu sorularda kullanacağız. Dikkatli olun gençler. Etki tepki yasasına geldim. Newton'un 3. yasası. Diyor ki bana bir cisme etki varsa aynı şekilde tepki de olmak zorunda diyor. Ayakkabı giyiyorsunuz, yere basıyorsunuz. Ayakkabı tabanınız eğer büyükse daha az tepki kuvvetine maruz kaldığınız için ayaklarınız çok ağrımıyor. Ama topuklu ayakkabı giyildiğini düşünün. Ya da böyle erkekler için söylüyorum minik köseli ayakkabılar ya da botlar vardır ya. Sonuçta topu olan bir cisim. Bunu giydiğiniz zaman ne oldu? Yere yaptığınız basınç daha arttığı için basınç dediğinizde bir kuvvet çeşidiydi zaten. Size gelen tepki kuvveti de artıyor. Yani ağırlığım kadar basınç yaparken ağırlığım kadar da bana bir tepki kuvveti uygulanıyor. O yüzden de böyle akşam eve geldiğiniz zaman böyle bir yorgunluk halleri, topuklarınızın acıması vesaire gibi bir durum söz konusu olabilir. O halde etki tepki kuvvetimiz nedir bizim? Bir sistemde uygulanan kuvvete büyüklük olarak eş değer bir ne vardır? Tepki kuvveti vardır gençler. Ne kadar kuvvet uyguluyorsam o kadar da tepkiyle karşılaşacağım demektir. Tepki kuvvetini büyük N harfi ile gösteriyoruz. Bu tepki kuvveti yerine birazdan ağırlıkla ilgili bağlantılar yazacağız. O yüzden ağırlığın yer çekimi ivmesiyle bağlantısını size verdik az önce. Cisimleri iten kuvvetimiz şu olsun. Bakın burada iki tane cisim görüyorsunuz. Tepki kuvvetim iki cismin birbirine temas ettiği noktada. Ben bunu bu tarafa doğru itiyorum.
Yani F etki nereye doğru? Dışarıya doğru değil mi? Etkiledim bunu, itmeye çalışıyorum. Bu ittiğin kadar da sana tepki kuvveti uygulamayacak mı? O halde tepki kuvvetim de diğer tarafa doğru. Yani ikisi birbirine nasıl arkadaşlar? Zıt. Peki bunlar eşit büyüklükte olmak zorunda mıymış? Evet. Peki eşit büyüklüğü nasıl yazardım? F eşittir eksi N yazmak durumundayım. Şu eksi bana neyi belirtiyor? Yön. Peki bunun yerine ne yapabilirdim? F eşittir N yazabilirdim. O zaman sadece büyüklüklerin birbirine eşit olduğunu ifade ederdi. Bu 20 Newton'sa bu da 20 Newton olacaktı. 3 durum söz konusu. Eğer duvar varsa, duvara buradan kuvvet uyguladın. Duvar da sana bu kadarlık bir tepki kuvveti etki etmek zorunda. O halde F eşittir. Yine eksi N yazabiliyorum. Ya da bir masa düşünün. Bunlardan soru tipleri gelecek arkadaşlar. Genelde şu iki soru tipiyle çok karşılaşacaksınız. M kütleli cisim aşağıya doğru kendi ağırlığı vardır. Kendi ağırlığımız G eşittir MG alıyoruz. Yani kütlesi çarpı yer çekimi. Yukarıya doğru bir N tepki kuvveti var. O halde diyorum ki N tepki kuvveti bu cisim için G'ye eşit olmalı. Peki bunların yönleri farklıysa yine şu şekilde ifade etmek zorunda mıyım? Evet. Ya da bu şekilde yazarsanız herhangi bir şekilde bunlara eksi ya da artı ifade etmek zorunda değilsiniz. Peki masada değilim, artık eğik düzlemdeyim. Eğik düzlem birazcık daha farklı bir sistem. Çünkü eğiklik olduğu için artık eğim söz konusu oluyor. Size ne kadar bir alfa değer verildiyse, şurası alfa kadarlık bir açı. Genelde 37 veririz, 53 veririz, 30 derece veririz. Bilinen sinüs ve kosinüs değerleriyle çalışacaksınız. Eğik düzlemde kütleyi yukarıya doğru hareket ettirmek isteyeceksiniz. Sisteminiz bu olacak. Peki bu kütle burada duruyorken bunun aşağıya doğru bir ağırlığı yok mu? Şöyle bir ağırlığımız var. Bu ağırlığın şu bileşenine ihtiyacım var. Çünkü benim tepki kuvvetim ve var olan ağırlık değerim birbirine paralel, yani aynı doğrultuda olmak zorunda. Bunların doğrultusu aynı arkadaşlar. Yönleri farklı sadece. Biri artı yön kabul edersen biri eksi almak durumundayım. O halde alfayı kullanıyorum ve diyorum ki aşağıya doğru olan G'nin yerine ben artık G çarpı kosinüs alfa yazabilirim. Çünkü bu alfayı eğer şurayı tam bir üçgen oluşturursanız alfa 90 şöyle taşıdığınız zaman burası komşu olmayan açıya denk geldiği için G çarpı kosinüs alfa olacaktır. Peki G çarpı kosinüs alfa neye eşit olmalı? N dediğimiz değere eşit olmalı. Tabii ki de önüne bir eksi çekmek zorundayım. Çünkü bunlar birbirine zıt parçacıklar olacaktır. Peki bir sonraki aşamaya geldim. Sürtünme kuvvetinden bahsedeceğiz. Sürtünme kuvveti dediğiniz şey hareketi engelleyici kuvvettir gençler. Yani bir burada mesela çok parlak, güzel, sürtünmenin az olduğu bir kağıt var. Kaygan. Buzun yüzeyi de öyledir mesela. Ama ben buraya pürüzlü bir yol koymuş olsaydım, taşlı bir yol olmuş olsaydı ya da bir zımparanın yüzeyi gibi olmuş olsaydı o zaman sürtünmem artacaktı. Yani ne yapıyorum? Hareketi engelleyici, zorlayıcı bir kuvvet etki ettiriyorum. Temas halinde olan iki cisim arasında olmak zorunda. Yani bu buraya temas ediyorsa her arada sürtünme kuvvetinden bahsedebilirim. Havadaki bir cismin de hava sürtünmesine maruz kaldığını söyleyebilirim. İlla görmeniz gerekmiyor. Sonuçta buna bir etki eden hava molekülü var. O halde diyorum ki temas halinde olan iki cisim arasında olur. Harekete zıt yönlü bir kuvvettir. Yani sen bu tarafa doğru hareket ediyorsan F kuvvetiyle sürtünme kuvvetin diğer tarafa doğru olmak zorunda. Bunu pozitif kabul ediyorsan bu negatif olmalı. Çünkü harekete zıt yönlü olduğunu vurguladık. Nasıl bir kuvvet demiştik az önce? Engelleyici bir kuvvet demiştik. Engelleme özelliği vardır. Engelleyici kuvvettir dedim. Peki niceliğimiz sürtünme kuvveti. Sembolümüz, birimimiz ya da vektörel skaler olma durumumuz nedir? Öncelikle sembolümüz. Yine F ile gösteriyorum gençler. Sonuçta bir kuvvet çeşidi. Ama normal F'imizden daha küçük bir ifadeden bahsediyoruz. Yani F kuvvetiniz sizin 20 Newton'ken sürtünme kuvvetiniz daha az bir değer çıkacak. O yüzden şöyle küçük F ile gösteriyoruz. Küçük F. Peşine de şöyle indis olarak S yazıyorum. F ise bizim sembolümüz oluyor. Peki birimimiz nedir derseniz. Bir kuvvet çeşidiyse bu tabii ki de biriminiz Newton olmalı. Hemen Newton diye yazdım. Kısaltmamız neydi? Newton, N. Hatta N'yi biz ne olarak biliyorduk? Kilogram, metre bölü, saniye kare olarak da biliyorduk. Şöyle bir aklımızın ucunda dursun. Sonuçta yönü olan bir nicelik olduğuna göre ne diyeceğim? Yönü var. O halde skaler değildir, vektöreldir diyorum. Vektörel bir niceliktir arkadaşlar. Sürtünme kuvvetimiz bu şekilde. Peki biz sürtünme kuvvetini bir de ikiye ayıracağız. Diyeceğiz ki statik sürtünme kuvveti ve kinetik sürtünme kuvveti. Eğer cisim durgunsa, statik zaten durgun demek gençler. Kinetik de hareketli demek. Hatta kinetik enerjiyi hatırlarsanız hareketimiz varsa, hızımız varsa kinetikten bahsediyorduk. Statik demek durgun demekse cisim durgun olduğunda ben statik sürtünme kuvvetinden bahsedeceğim. Cisim hareketli olduğunda
cisimin kinetik sürtünme kuvvetinden bahsedeceğim. Bakın burada yer çekimimiz sıfır. Sıfırdan farklı yer çekimimiz sıfır. Sürtünme kuvvetini ve uygulanan kuvveti bu şekilde tablolaştıracak olursak eğer, Fs dediğimiz statik sürtünme kuvveti dinamik sürtünme kuvvetinden farklı olarak sürtünme kuvvetiyle uygulanan kuvvet aynı oranda artar gençler. Yani benim doğrusal bir grafiğim olmalı. İkisi de aynı oranda arttığı için. Zaten cisim durgundu burada. O yüzden sürtünme kuvveti uygulanan kuvvete eşittir diyebilirim cismin durgun olabilmesi için. Eğer bu cismi hareket ettirmek istiyorsam en az sürtünme kuvveti kadar bir kuvvet uygulamalıyım ki cisim normalden farklı bir yönde hareket edebilsin. Cisme minimum sürtünme kuvveti kadar etki etmek zorundasınız gençler. Peki burada hızımız sıfırdan farklı. Burada hızımız sıfırdı arkadaşlar. Uygulanan kuvvetime bakıyorum. Sürtünme kuvveti zamanla azalırken uygulanan kuvvetim artıyor. O halde diyorum ki ben burada hareket ediyorumdur ve dinamik sürtünmeye sahibimdir. O zaman benim hızım sıfırdan farklı değil mi? Burada bir hızım yoktu, sıfırdı. Burada sıfırdan farklı bir hıza sahip oldum. Artık hareketleniyorum. Hızınız varsa kinetiğiniz vardır, hareketiniz vardır gençler. Bu da bu şekilde ifade ettik. Bir kavratan sorumuz var. Hadi beraber yapalım. Gezegenlerin güneş etrafında dolanması temas gerektiren midir, temas gerektirmeyen kuvvet midir? Şimdi gezegenler güneş etrafında belli bir çekim etkisiyle dolanıyorlar. Peki biz bunu görebiliyor muyuz? Hayır. Ortada birbirini çeken cisim var mı? Evet var. Ama yörüngelere tutunmalarını sağlayan güneşin çekme etkisi. Yani orada manyetik bir kuvvet var arkadaşlar. Güneş ve gezegenler arasında. O halde diyorum ki temas gerektirmeyen bir kuvvettir bu. Peki geldim alışverişte market arabasının itilmesi. Market arabasını tutmak zorundasın ki itme kavramında temas etmek durumunda olduğun için hareket ettirebilirsin. O halde temas gerektiren kuvvettir. Toplu iğnenin mıknatıs tarafından çekilmesi. Bakın yine bir manyetik kuvvet söz konusu. Mıknatısı görebiliyorsunuz. Toplu iğneyi görebiliyorsunuz ama aradaki çekim kuvvetini kesinlikle göremiyorsunuz. Ama birbirini çeken iki cisim var. O halde bu cisimler arasındaki temas gerektirmeyen bir kuvvettir diyorum. Futbolcunun topa vurması. Tabii ki de futbolcunun ayağı topa değmeli ki temas etmeli ki temas gerektiren kuvvet olsun. Elektrik yüklerini birbirini çekmesi ya da itmesi. Şimdi bir elektrik yüküm var. Pozitif pozitif olabilir. O zaman ne yapardı birbirini? İterdi bunlar. Ya da negatif negatif olsaydı yine birbirini iterdi. Pozitif negatif almış olsaydı birbirlerini çekeceklerdi. Peki ben bu kuvvetleri görebiliyor muyum? Hayır. Yine göremediğimiz yani teması olmadan birbirini çeken etkileşimde bulunan cisimlerden bahsediyorum. O halde ne diyeceğim? Temas gerektirmeyen kuvvetlerdir diyeceğim. Bir sonraki sorumuzda daha sizlerleyiz. Kavratan sorularımız bunlar. Bu sorulardan çok gelmez arkadaşlar. Bunları sadece sözel soru olarak belki yazılarınıza görebilirsiniz. Ama TYT, AYT formatında çok soru tipi yok bunun şekilde. Yine de bir bakalım. Doğadaki temel kuvvetleriyle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. 4 tane temel kuvvetimiz vardı. Bunlarla ilgili ifadeler vermiş bana. Güçlü ve zayıf nükleer kuvvetin etkisi atom çekirdeği ile sınırlıdır. Evet, nükleer kuvvetler zaten atom çekirdeğindeki parçacıklarla alakalı değil miydi? Elektron, proton ve nötronlarla alakalıydı. O zaman A seçeneğine doğrudur dedim. Biz yanlışı arıyoruz burada. Elektromanyetik kuvvetin etki ettiği yükler tepki kuvveti oluşturmaz. Yine doğru arkadaşlar. Elektromanyetik kuvvet dediğiniz yine böyle manyetik bir alanımız vardı. Mıknatısın NS kutuplarından bahsetmiştik. Birbirine doğru N'den S'ye doğru kavramsal geçişlerimiz vardı. Elektromanyetik kuvvetin etki ettiği yükler tepki kuvveti oluşturmaz. Yine doğru dedim. Yanlış arıyorum ben. En şiddetli doğadaki temel kuvvet çeşidi güçlü nükleer kuvvettir. Tabii ki de. En şiddetlisi güçlü nükleer kuvvet. En az şiddetli olan yani en zayıf olan da kütle çekim kuvvetiyle. Denizli'ye geldim. Deniz seçeneğine. Kütle çekim kuvveti temel kuvvetler arasındaki en güçlü kuvvettir. Hayır, yok öyle bir şey. Neydi arkadaşlar? En zayıf kuvvetti. Az önce söyledik. O zaman cevabım Denizli oldu. Ama kesinlikle son seçeneğime de bakmak zorundayım. Newton tarafından tanımlanan kütle çekim kuvveti sadece çekme özelliği gösteren bir kuvvettir. Gençler şu tuzaktır zaten. Sadece bütün tek. Bunlara dikkat edin lütfen. Sadece çekme özelliği gösteren bir kuvvet değildir. İtme de var değil mi? Farklı kuvvetlerde uygulayabilirim. O halde cevabım Denizli olmuş oldu. D seçeneğini işaretledik. Bir sonraki öğreten soruma geldim. Bir cismim var M kütleli. F1, F2, F3 ve F4 kuvvetlerinin etkisinde hareket etmekte olduğunu söylüyor. Cismi etki eden kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla. Bakın burayı ifade ederken dikkat edin. F1 eşittir 10 Newton, F2 eşittir 20 Newton, F3 eşittir 30 Newton. Dikkat edin yanlışlıkla getirip şuna yazmayın. F4 eşittir 15 Newtonluk kuvvetlermiş. Bileşke kuvvetin kaç Newton olduğunu soruyor bana. Şimdi ben yön belirlerken
Burayı artı alacağım, pozitif yönlü. Burayı da negatif yönlü alacağım. Bunu siz belirleyebilirsiniz. Mantıklı olan şeyi yapmaya çalışın. Büyük olanlardan küçük olanları çıkartacağım. Peki şu tepedeki F3 kuvvetimin harekete bir etkisi var mı? Tabii ki de yok. Hemen yazıyorum yanına. Harekete etkisi yoktur. O sadece etki tepki kuvvetlerini doğurmakla yükümlü. Şoklarımı da tekrar kontrol ediyorum farklı bir yönde vermemiş olsun diye. Hemen yazalım. R bileşke kuvvetim eşittir. F2 artı F4 eksi F1 yapmak durumundasınız gençler. F2 dediğiniz 20 Newton'du. F4 dediğiniz 15 Newton ve şurası artıydı. F1 dediğiniz 10 Newton'du. 35 eksi 10'dan 25 Newton olarak bulduk bileşke kuvvetimizi. Cevabımız bu şekilde. Bir sonraki öğreten sorumuza bakalım. Yine bir kütle vermiş bana. 20 Newton ve 32 Newton etki eden kuvvetler. Hemen kuvvetlerin yönlerini kontrol ediyorum. Her ikisi de zıt yönlü birbiriyle. Pozitif olarak kabul edeceğim yön burası olmalı. Çünkü o büyük kuvvet. Negatif olan yön de burası. Sürtünmenin ihmal edildiğini söylüyor. M kütleli cisme F1 ve F2 kuvvetleri etki etmektedir. Cisim A eşittir 2 metre bölü saniye karelik ivme ile hareket ediyorsa cismin kütlesi ne kadardır? Formülümüz neydi gençler? Fatma'ydı değil mi? F eşittir M çarpı A. Hemen diyorum ki F yerine ben F net yazmalıyım. Yani var olan net kuvveti bulmalıyım. Nedir o? Bileşke kuvvetimiz bizim. 32 eksi 20 yazacağım. M yerine cismin kütlesini yazacağım. A'yı da zaten bize vermiş. Hadi gelin yazalım. 32 eksi 20 eşittir. Cismin kütlesini arıyorum zaten. Onun ne olduğunu soruyor bana. A'mızın da ne vermişti? 2. 12 eşittir. M çarpı 2'den M eşittir. 6 kilogram olarak elde edilir arkadaşlar. Arkadaşlar ödüllü sorumuzla sizlerleyiz. Cevaplarınızı bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.